ben Elvis Riboldi. Elvis Riboldi. Açıklaman gereken çok şey var genç adam. Yine başlıyoruz. Annem ve babam bir kez daha bana kızıyor. Bu sefer sebebi neydi ki? Ayrıca okuldan aradılar. Müzik dersinde neler olduğunu anlatır mısın? Tek nota. Tek yapman gereken şey üçgene hafifçe vurmaktı. Bu nasıl mümkün olabilir? Müzik dersi olayı. Elimde değil. Ne olursa olsun hep benim suçum oluyor. Her şey için suçlanmayacağım bir yerde yaşamak harika olur. Bir gün olacak. Biliyor musunuz? Ben Elvis Riboldi. Ve o günün bugün olduğuna karar verdim. Boris, ben Elvis. Dostum, evden ayrılıyorum. Ben Elvis Riboldi. Evden taşınıyorum. Ağaca mı taşınmak istiyorsun? Bizim ağacımıza Boris. Ağaç arkadaşı olacağız. Elvis, teklifin için teşekkür ederim ama ailem günde 6 saatten fazla ders çalışmama izin vermiyor ve bugünkü zamanım bitmek üzere. Ayrıca neden seninle yaşamak isteyeyim ki, söyler misin? Hem de bir ağaçta. Dostum. Hayır, lütfen şarkı söyleyeceğim deme. Bir sazan yuvadan uçtuğunda. Sazan bir kuş değildi. Sonunda özgür kalabilir. Dinlenmeden çalışmak istediğin bu mu? Özgür olalım dostum. Sazan gibi uçalım yükseklere. Sazanlar ku... Neyse. Taşın benimle, rüya gerçek olsun. Ağacın yükseklerinde bir yerin olsun. Yetişkinler bize karışamasın. Çalışıp araştırıp kira vermeyelim. Ağaç arkadaşları, odada temizlemeye gerek yok. Uşak olarak da alınız eğitimli bir akıl. Ağaç arkadaşları. İşte bu. Tamam, seninle eve çıkacağım. Ama daha fazla şarkı söylemek yok. Anlaştık ama Rakun'dan vazgeçiremezsin. Buradaki ikizler takım yıldızı. Hikayeye göre çok farklı olsalar da güçlü bir sevgi bağıyla birbirine bağlanmış ve ayrılmaz olmuşlar. Vay canına, tıpkı seninle ben gibi. Ayrılmaz. Boris, eviniz dünyanın en güzel evi olacak. Benden ağacı taşımamı istediğinde bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmemiştim. Özellikle de polen alerjim yüzünden ama itiraf etmem gerekiyor ki bu gerçekten kusursuz. Bunu ne kusursuz hale getirir biliyor musun? Kurabiye ve süt. Annemlerin evinden alalım. Birkaç şey daha getireceğim. Ortalığı biraz toparlamak için. Tatlım, kahve makinesi nerede? Sağdaki dolapta. Tamam. Peki dolap nerede? Peki artık burada mı yaşayacaksınız? Kusursuz ev. Kural yok, yetişkin yok. Kahve. Hayır teşekkürler, kahve içmiyorum. Neden mi? İşte mutfağı gördün. Her yer en iyi kalite. İşte oturma odası. Ne? Çok hoş öyle değil mi? Gördüğün gibi bu benim. Ve bu da Boris. Benim ağaç arkadaşım. Merhaba Emma. Merhaba Boris. Ve son olarak buraya Elvis'in köşesi demeye karar verdik. Anlıyorum. Etkilenmediğimi söyleyemem. Ama işiniz ya da geliriniz yok. Nasıl geçineceksiniz? Merak etme. Onu da hallettim ben. Her hafta ağacın dibine bozuklar halinde $20 bırakın. Bebeğimiz kaçırılmış. Telefonu al. Polisi aramalıyız. Aslında hiç de fena sayılmaz. Harika değil mi? Ve en iyisi ne biliyor musun? Yedikten sonra dişlerini fırçalamana gerek yok. Nedenmiş o? Çünkü içinde diş macunu var. Kusursuz bir evde kusursuz bir yemeği ne sağlar biliyor musun? Biraz müzik. Joffrey. Bu harika, öyle değil mi? Elvis. Sence de aileni araman gerekmiyor mu? Endişelenmiş olmalılar. Evet, tamam. Onu da hallettim ben. Anne, baba, Boris ve ben iyiyiz. Sadece parayı yollamaya devam etmeniz gerek. Çocuklarınız ancak bu şekilde yaşamaya... Ne? Hayır! Hayır Joffrey, hayır! Kötü Rakun, kötü Rakun! Çocuklarınızın mutlu mesut yaşamasının tek yolu bu. Arka bahçedeki ağaç evde. Neyse sanırım anlamışlar. Vay be bayan Riboldi, vay be bayan Nusrat. Bu oldukça ciddi bir durum. Kaçırılma olaylarının %95'i... Hayır, söyleme. O korkunç kelimeleri kullanma. Kaçırılanlar sapasağlam bulunur diyecektim. Çocuklarınızın iyi olduğuna eminim. İşte buna müzik derim. Sen ciddi misin? Bu nasıl bir müzik? Gitarlar nerede? Lütfen. Hiçbir gitar Star'ın tatlı melodisinin yerini tutamaz bir kere.
Gitarlar kabalar ve zevksizler içindir. Bunu geri al. Gitarlar kabalar ve zevksizler için. Boris'in ağaç arkadaşı olmak düşündüğüm kadar hoş değilmiş. Ha? Ne? Dokunma, burası buzdolabında benim tarafım. Gazozların senin tarafında olmalı. Hı? Senin sodan yok. Hı? Yapma, seni izliyorum. Durum şu ki, artık dayanamadığın duruma ne deniyordun? Dayanılmaz, katlanılmaz, çekilmez. Çok komiksin Joffrey. Tamam, ne istiyorsun? Ben mi? Sadece iyi dostum Joffrey ile çok iyi zaman geçiriyorduk. Çünkü bazı kişiler kitaplarıyla meşgul. Çalışmam gerekiyor Elvis ve arada sırada bence bunu sen de yapmalısın. Bana ne yapacağımı sen mi söyleyeceksin? Sana neler oluyor dostum? İşte olan şey bu. Tüm ev işlerinden kendi adını çizip benimkini oraya yazmışsın. Benim uzun dönemli amaçlarım var. Ev işlerini yapması için Joffrey'i eğitiyorum. Üzerinde çalışıyorum. Biliyor musun? Ağaç arkadaşları olmayı istediğimde harika olacağını düşünüyordum ama sen... Bana bak, notlara bayılıyorum diyorsun. Sessiz al rakının arkasını, topla kıyafet giy. Notlarını okumam için bile not bırakıyorsun. Çünkü notlarımı okumuyordun. Biliyor musun? Artık paylaşmıyoruz. Bunca zaman sonra büyüsü kayboldu. Çıktın mı? Tamam. Senin evin benim evim. Bunun çok yanıcı bir madde olduğunu ve kutuyu güvenli bir yere atmamanın çok tehlikeli olduğunu bilmem... Detektif Falk, polis bu konuda ne diyor acaba? Onları kaçıranlardan yeni bir haber almadık. Bu nedenle bu olasılığı unutmamız polis gerekiyor. Polis dedektifinden çok dramatik kelimeler. Her neredeyseniz çocuklar daima kalplerimizde yaşayacaksınız. Kaçırılma olasılığını unutmamız gerek diyordum. Çocukların iyi durumda olduğuna eminim. Çocuklar, çocuklar. Aşağıda işler ciddileşiyor. Bu da ne? Çocuklar. Merhaba Emma. Tamam, dinleyin. Tüm şehir sizi arıyor. Bu çılgınlığa bir son vermelisiniz. O aşağı inebilir. Ben evimi terk etmiyorum. Asla olmaz. Elvis'in kazanmasına izin veremem. Ve o hayvanın kazanmasına da izin veremem. Alınma Joffrey. Üzgünüm Emma ama bazıları arkadaşlığın ne olduğunu unuttu. Buraya çıktığına göre misafirim o. Hayır, benim misafirim. Onu ilk ben tuttum. Ne yapacaksın? Üzerine not mu yapıştıracaksın? Sana yanıcı olduğunu söylemiştim. Hiç umurumda değil. Siz çıldırmışsınız. Anlaşıldı. Demek yanıcı bu demekmiş. Elvis. Ben şimdi... Elvis Riboldi ve Boris Nusrat. Arama emri gereği... Yine onları kaçıranlara arama emri olduğunu ve korkmaları gerekmediğini söyleyecektim. Bu şehirde neden kimse bitirmeme izin vermiyor? Onları izleyin. Elvis kaç. Bize arama emri çıkartmaları senin hatan. Benim hatam mı? Ne? Beni o saçma şarkınla ikna etmeseydin bunların aslında hiçbiri olamaz. Evet. Buradaki ikizler takım yıldızı. Çok farklı olsalar da güçlü bir sevgi bağıyla birbirine bağlanmış ve ayrılmaz olmuşlar. Hadi dostum, biz ağaç arkadaşıyız. İşte oradalar, kaçmalarına izin vermeyin. Hadi içine atla. Kimse beni dinlemiyor. Sen iyi misin Boris? Evet, iyiyim. Bize ne oldu Elvis? Bilmiyorum. Amacımız paylaşmak ve hayatın tadını birlikte çıkarmak. Üzgünüm. Seni seviyorum dostum. Ben de seni seviyorum. Elvis! Sorun değil. Bunu filmlerde milyon kere gördüm. Endişe edecek bir şey. Tamam, bunu beklemiyordum. Oh.
Boris'le yaşamak çok ilginç bir deneyimdi. Belki gelecekte yine deneriz. Ama şimdilik herkes için en iyisi benim yuvada kalmam.